Merhaba hanımlar. Bu dersimizde fermuar çeşitlerini ve bunların nasıl dikildiklerini beraberce öğreneceğiz. Fermuarlar elbise, etek, pantolon gibi giyimlerde kapatma aracı olarak kullanılırlar. İyi dikilmiş bir fermuar elbisenizi tamamlar. Bugün öğreneceğimiz fermuar çeşitlerimiz iki tarafı kapalı fermuar, tek tarafı kapalı fermuar, görünecek şekilde dikilmiş fermuar ve gizli fermuar. Fermuarlar özel fermuar ayaklarıyla dikilir. Bu gördüğünüz ayak normal fermuar ayağıdır. Ucu daha ince ve fermuar yönüne göre dikmemizi kolaylaştırmak için iki tarafa da takılabilen bir yapısı vardır. Bu gördüğünüz fermuar ise gizli fermuar ayağıdır. Oluklu bir yapısı vardır. Fermuarların dişleri buraya oturur ve dikilir. Ortada gördüğünüz normal baskı ayağıdır ve farkı görebiliyorsunuz. Öyleyse şimdi iki tarafı kapalı fermuar nasıl dikilir beraberce öğrenelim. İki tarafı kapalı fermuarda fermuarımız fermuar açıklığının tam ortasında çalışır. Görüldüğü gibi. Şimdi bunun nasıl dikildiğini örnekleyerek görelim. Bu bizim fermuar açıklığımız. Fermuarımızı dişlileri fermuar açıklığının tam ortasına gelecek şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Fermuar dikerken unutmamamız gereken bir kural vardır. Fermuarın dişlisi her zaman üst çizginin 2 mm altından başlamalıdır. Fermuarımızı açıyoruz ve dişli tam ortaya gelecek şekilde iğnelemeye başlıyoruz. Kullanacağımız fermuar daima fermuar açıklığımızdan 2 santim uzun olmalıdır. Bu tarz fermuarlar konfeksiyonda sıklıkla kullanılır. Hem dikimi kolaydır hem kullanımı kolaydır. Kontrol ediyoruz. Evet, diğer tarafı da tam karşılıklı gelecek şekilde, üst üste binmeyecek, tam birbirine değecek şekilde kapatıyoruz ve iğneliyoruz. Bir kıyafet ne kadar güzel dikilirse dikilsin, unutmayalım ki düzgün dikilmemiş bir fermuar bütün görüntüyü değiştirir. Evet. Tekrardan kontrol ediyoruz. Evet, görüldüğü gibi tam çizgi halinde gözüküyor. Şimdi iğnelediğimiz yerleri teyelliyoruz. Fermuarlarınızı mutlaka teyelleyip dikin. Teyelleme ile beraber fermuarın kaymasını ve diktikten sonra ortaya çıkabilecek kötü sonuçları ve görüntüleri engellemiş olursunuz. Tekrardan söküp dikmek zorunda kalmazsınız. Fermuarın açıklığının bitim noktasından yaklaşık yarım santim, bir santim aşağıdan geçiyorum.
Diğer tarafımızı da teğelliyoruz. Ve şimdi fermuarımız makineye vurmak için hazır. Fermuar ayağımızı makinemize takıyoruz. Bu ayaklar çift taraflıdır. Dikeceğiniz yöne göre bunu makinenize takarsınız. Evet. İlk önce açıyoruz biraz. Ve dikmeye başlıyoruz. Köşe dönmemizi yapıyoruz. Burada tam dişlilerin üzerinden geçerken iğne kırılmasına karşı elle yavaş yavaş geçebilirsiniz. Ve tekrar dönüp diğer tarafı dikiyoruz. Evet hanımlar, çift tarafı kapalı fermuar nasıl dikilir bugün beraberce öğrendik. Şimdi teğellerimizi söküyoruz ve fermuarımız kullanıma hazır hale geliyor. Evet, fermuarımız hazır. Şimdi tek tarafı kapalı fermuar nasıl dikilir? Beraberce bunu öğrenelim. Tek tarafı kapalı fermuar genelde pantolonlarda kullanılır. Fermuar açıklığı tek yönde olur ve fermuarımız bu şekilde çalışır. Tek tarafı kapalı fermuarda paylarımızı iki tarafa ütülüyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Ve fermuarımızı ilk önce sağ tarafa yüzü yüzüne bakacak şekilde ve dişliler ortaya gelecek şekilde, yani dişliler şu dikiş izinin ortasına, bu izin ortasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Gene üst sınırdan 2 mm aşağıdan başlayacak şekilde ve iğneliyoruz. Başlarda dikişlerinizde hemen her noktada teğel kullanmanızı öneririm. Ama bir süre sonra ustalaştıkça iğneleyerek de dikebileceksiniz. Biz gene teğelleyelim. Evet. Kilitleyip bitirelim teyelimizi. İğnelerimizi söküyoruz. Ve yine normal fermuar ayağımızı kullanaraktan ilk dikişimizi atıyoruz.
Şimdi bu fermuarımızı yüzü yukarıya bakacak şekilde katlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu aslında bizim fermuar açıklığımızın çizgisi. Ama bu fermuarımız bu çizgiden bir yarım santim daha içeride kalıyor. Bunun sebebi de şimdi diğer tarafın fermuar çizgisi tam üste binecek şekilde yerleştirip fermuarın üzerinden iğneleyip teğelliyoruz. Burada amaç pantolon veya etekte herhangi bir gerilme durumunda direkt fermuarın görünmesini engellemektir. Şimdi tam izlerimiz üst üste gelecek şekilde sabitliyoruz. Ve teğelliyoruz. Üstteki bu işaretimiz buradan üstten dikiş atılacağı anlamına geliyor. Bunu direkt kalıbımızdan aktardık. Fermuarımızı üstten attığımız bu dikiş ile tutturacağız. Teğellememizi bitirdik ve şimdi üst makine dikişini çekeceğiz. Toplularımızı çıkartalım. Tam iki dikişin birleştiği noktada bitirip bir iki ilmekte geriye gidip sağlamlaştırıyoruz ve kumaşımızı alıyoruz. Evet. Fermuarımız bu şekilde çalışıyor ve yaklaşık yarım santim içeride. Dikiş muntazam bir şekilde tamamlanıyor ve fermuar dikişimiz tamamlandı. Şimdi sırada görünecek şekilde dikilmiş fermuarımız var. Bu fermuarlar genelde süs amaçlı kullanılır. Elbiselerin arkasında, pantolon yanında, etekte veya istediğiniz herhangi bir yerde hem süs hem de fonksiyonel amaçlı bu fermuarları kullanabilirsiniz. Şimdi görünecek şekilde dikilmiş fermuarın nasıl yapıldığını beraberce öğrenelim. Bu bizim fermuar açıklığımız ve fermuarımız. Fermuarımızdan yaklaşık 3 cm uzun ve yaklaşık 5-6 santim genişlikte bir parçayı kesip yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve toplu iğne ile bu parçayı tutturuyoruz. Fermuarımızın ne kadar görünmesini istiyorsak ki ben bunda yaklaşık 1 santim olarak alacağım. Fermuarımın 1 santim olarak görünmesini istiyorum. Kumaşın diğer tarafında
Bunu işaretliyorum. Fermuar açıklığının yarım santim bir tarafı, yarım santim diğer tarafı olacak şekilde işaretleyip bu çizgiler üzerinden makine dikişiyle geçiyorum. Tabii fermuar ayağımızı şimdilik çıkartıp normal baskı ayağımızı takıyoruz ve işaretlediğimiz yerlerin üzerinden makineye vuruyoruz. Köşeyi döneceğiz. Bir ilmek daha ileriden. Evet, köşe dikişini yapıyoruz. Ve diğer tarafı da makineye vuruyoruz. Dikişlerimizi çektikten sonra tam ortadan fermuar açıklığının üzerinden yaklaşık köşenin yarım santim yukarısına kadar kesiyoruz ve burada köşelere 45 derece açıyla kesiyoruz. Tam olarak köşeleri düzgün dönmesi için dikişe kadar çıtlatıyoruz. Toplu iğnelerimizi çıkartıyoruz ve payımızı içeriye çeviriyoruz. Toplu iğne ile tutturuyoruz. Şimdi birazdan fermuar açıklığımızı kumaşın yüzünden göreceğiz. Evet, göründüğü gibi bu şekilde bir fermuar açıklığımız oluyor. Fermuarımızı alıp tam ortada kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve toplu iğne ile yine tutturuyoruz. Şimdi ben mesela iğnelerken burada biraz daraldı. Bunu düzeltiyorum. Yaklaşık 1 santime getiriyorum. Evet. Bu şekilde fermuarımızı yerleştirdikten sonra teyelleyeceğiz.
ve makineye vurup fermuar dikişimizi bitireceğiz. Bu fermuarı dikerken yine fermuar ayağı kullanacağız. Evet, telimizi sabitleyerek bitiriyoruz. Makinemize yine fermuar ayağını takıyoruz. Ve fermuarımızı üstten dikerek sabitliyoruz. Köşeyi dönüyoruz ve dikmeye devam ediyoruz. Evet. Görünecek şekilde olan fermuar dikişimiz de bitti. Görüldüğü gibi hem ortada gözüküyor, süs olarak da kullanabilirsiniz. Hem de açılıp kapandığı için fonksiyonel bir özelliği de var. Evet hanımlar, bu fermuarımızın da nasıl dikildiğini beraberce öğrendik. Şimdi sırada gizli fermuarımız var. Gizli fermuar üstten görülmeyecek şekilde dikilir ve bu şekilde çalışır. Bakıldığında herhangi bir şekilde fermuar detayı gözükmez. Bu fermuar elbise, etek, pantolon ve giyimlerde fermuarın görünmesi istenmediği durumlarda kullanılır. Ve şimdi beraberce nasıl yapıldığını öğrenelim. Gizli fermuar dikilirken fermuarın dikileceği fermuar açıklığının altı dikilmez ve boş bırakılır. Bu gizli fermuarımız. Gizli fermuarın burada olukludur dişleri. Bu dişleri elimiz veya bir ütü yardımıyla açarız. Sonrasında fermuarın yüzü kıyafetimizin payının yüzüne gelecek şekilde yerleştirip dişler tam çizgimizin üzerine gelecek şekilde sabitleriz. Gizli fermuarımızı dikerken fermuar açıklığından 2 santim uzun olması gerekmektedir. Bu şekilde sabitliyoruz. Görüldüğü gibi bu dikildiğinde yüzeyden gözükmeyecek. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Yine
Fermuarımızın yüzü payımızın yüzünde kalacak şekilde yerleştiriyoruz. İğneyle tutturuyoruz. Bu fermuarı dikerken özel bir ayak olan gizli fermuar ayağını kullanacağız. Görüldüğü gibi bu fermuarımız dikildikten sonra tamamen arada kalacak ve gözükmeyecek. Şimdi makinemize gizli fermuar ayağını takalım. Ve fermuarın bir tarafından dikmeye başlayalım. Fermuarımızın dişlerini oluğa yerleştiriyoruz. Sağ tarafı diktiğimiz için sağ oluğa yerleştiriyoruz. Siz yine bunu teyelleyip yaparsanız çok daha yanlışsız doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet. Bir taraftan oluğu açıp fermuarımızın daha düzgün bir şekilde dikilmesini sağlıyorum. Evet. Bu taraf tamam. Ve şimdi diğer tarafı dikiyoruz. Sol oluğa fermuarı yerleştiriyorum. Fermuar açıklık çizgisinin tam üzerinde kalacak şekilde dikiyorum. Evet. Fermuarımızı bu şekilde dikiyoruz ve bunu diktikten sonra en son alttaki açıklığı kapatıyoruz. Alttaki açıklığı dikerken mümkün olduğu kadar fermuara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Alttaki açıklığı aşağıdan yukarıya doğru dikip mümkün olduğu kadar fermuara yaklaştırıyoruz. Ve gizli fermuar dikişimiz tamamlanıyor. Evet hanımlar, bugünkü dersimizde fermuar çeşitlerini ve nasıl dikildiklerini beraberce öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.